3 Temmuz günü yapılacak olan Pancar Ekicileri Kooperatifi Genel Kurulu'nda oy kullanımı ile ilgili yapılan spekülatif açıklamalar nedeniyle çiftçilerimizin kafası karıştırılmak istenmektedir. Bu günleri çok önceden görerek bu yönetimin usulsüz olarak sildiği ortaklarımızın haklarını savunmak için Mart ayında Tarım Bakanlığı'na yapmış olduğum başvuru sonucunda yapılan işlemlerin usulsüz olduğu kanıtlanmış ve Tarım Bakanlığı müfettişleri tarafından seçimde eski listelerin kullanılması Panko Birlik yönetimine tebliğ edilmiştir. 2018 yılında oy kullanmış olan tüm üyelerimizin bu genel kurulda da oy kullanma hakkı geri kazandırılmıştır. Çiftçilerimizin iradesinden kimse korkmasın. Korkunun da ecele faydası yok. Geçen seçimde olduğu gibi çeşitli ayak oyunlarıyla çiftçinin iradesine kimse ipotek koyamayacaktır. Bizim yaptığımız konuşmaların bazı bölümlerini kırpıp aleyhimize kullanmaya ve buğday alımlarının yanı sıra domates, havuç gibi diğer ürünlerde de piyasayı regüle edeceğimizi belirttik. Tabii ki mısır da alacağız. Şu anda mısır ve buğdayın dünya piyasasında zaten alıcısı olduğunu ifade etmek için mısır ve buğday alan tüccar çok ifadesini kullandım. Mısır ve buğday alımı yapmayacağız diye bir ifade kullanmadım. Ürün çeşidi gözetmeksizin piyasa değeri düşen ürünlerin fiyat ve regülasyonlarını yapacağının altını çizdim. Bu konuşmayı yaptım. Bunu da çiftçinin mağduriyet yaşamaması adına dile getirdim. Bu yıl küsbe almadığını belirten çiftçilerimizin sesi olmak adına burada mevcut yönetime seslenmek istiyorum. Bu çiftçinin hakkı olarak aldığınız 10 bin ton küsbeyi ne yaptınız? Bugün çiftçilerimiz Panko Birliği'ne gidip yem soruyor. Yok yanıtını alıyorlar. Soruyorum, nasıl bir kooperatif çiftçisine yok der? Neden yok diye sormazlar mı? Panko Birliği'ne ait araçların ve Panko Birlik'te çalışan personelin mevcut yönetim adına seçim kampanyasına çalışması doğru mudur? Çiftçinin parasının birilerinin çıkarı doğrultusunda kullanılması uygun mudur? Bunların cevabını Talha Bey'den bekliyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.